Merhabalar dostlar. Ramazan Bayramı moduyla karşınızdayım. İnşallah hepimizin Ramazan Bayramı güzel geçer. San Andreas için özel Ramazan Bayramı videomuzda güzelce eğleneceğinizi düşünüyorum. Bu görev arkadaşlar Muhammed 2010 yapmış fakat ben içerisindeki karakterleri değiştirdim. Çocuklar falan ekledim. CJ ve oğlu da var. Şimdi güzel bir video sizi bekliyor. Videonun ilerleyen dakikalarını doğru da kendi yıllar önce hazırlamış olduğum Ramazan modunu da sizlere göstereceğim. Haydi bakalım başlayalım. Ramazan Bayramı. Gol attım ya. MJ gol attım ya. Gol. Oğlum PlayStation 1 çok donuyor kasıyor. Yoksa adam akıllı oynarım ben. Senin lanet olası PlayStation 1. Gel lan buraya. Gel lan buraya PlayStation 1. Ağzını kırdım. Kırıl lan. Kırıl. Ağzını tükürdüm. Hiçbir şey çalıştırmıyorsun. Kırıl. Kırıl lanet olası. Ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Bugün Ramazan bayramı. Haberiniz var mı lan sizin? Haberiniz var mı? Komşular gelecekmiş ev kirpaz içinde. Temizleyin şurayı lan. Aa adamın canı sıkmayın ya. Çok acemsiniz ya. Oğlum sen topla, biz burada oyun oynayacağız ya. 12 saat oynadınız, sıra bende. Şimdi siz süpürün evi. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Çok acayip, çok acayip ya. Çok acayipsiniz ya. Evet, Ali ve Mert evi temizliyorlar arkadaşlar şu an. Görmüş olduğunuz gibi altta da yazılar var. Bu arada karakterlerin ismini Türkçe'ye bulmuş. Türkiye'de geçtiği için. Yani CJ, MJ falan değil, Türkçe olmuş. Evet, MJ oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi evden doğru çıkalım. Komşuların evine git diyor oyun bize. Şimdi komşuların evine gidelim. Evet, bisikletimizi de aldık ve gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada yarın kanalda çok bomba bir short videosu paylaşacağım. Kısa video yani, kanalda shortları biliyorsunuz. Kanalda mutlaka bakın arkadaşlar. Yarın CJ ile kendim özel bayram videosu paylaşacağım. Ona mutlaka bakın. Evet. Gelin bakalım. Komşular gelin, akşam yemeği yiyeceğiz. Gelin hadi. Gelin akşam yemeği. Babam çağırıyor. Evet arkadaşlar, komşuları çağırdım. Bakın komşularımız bunlar. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Evet geldik. Herkes yemeklerini yiyerek sohbet eder diyor. Ve bu kısa bir görev. Bunu dediğim gibi Muhammed kardeşimiz yapmış. Kısa bir görev yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi göstereceğim şey çok daha detaylı arkadaşlar. Çocuk olup, San Andreas'ta çocuk olup harçlık toplayacağız. Ronaldo'dan bir harçlık alacağız arkadaşlar. Çok bambaşka bir hikaye ve ben bu şimdi göstereceğim videoyu yaklaşık 5 yıl önce paylaşmıştım. Birçoğunuz da bilmiyordur. Şimdi 5 yıl önce yaptığım efsane Ramazan Bayramı moduna gidelim. Ve tabii ki de benim sakalsız halimi göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi çocuğuz, böyle bir tipiz. Bunun adını Deniz koydum ben. Yani İngilizcesi olsun, Deniz olmasın da Dennis olsun. Afacan çocuk Deniz vardı ya, aynı onun gibi. Deniz olarak şimdi CJ'den ilk önce ilk haçlığımızı CJ'den alacağız. Görev bize zaten ilk önce CJ'nin evini gösteriyor. Bu arada bu görevi, bu senaryoyu tamamen %100 kendim yaptım. Bir tek bu çocuk modelleri benim değil. Yani bu karakterleri ben yapmadım. İnternet üzerinden indirdim. Ama bütün senaryo, akış, işte görevler falan komple bana ait. Bildiğiniz gibi önceki videolarda da kendim yapıyordum senaryoları. Bu senaryoda, bu görevde direkt kendi yapımım. Şimdi CJ. CJ abi sert bakıyor. Acaba bize para verecek mi? CJ abi. CJ abi. Geldim abi. Abi para ver. Evet abi, abi dur dur abi, sakin ol abi ya, dur abi. Abi dur. Abi bayram be. Ha? CJ abi para verecek mi? CJ abi bayram açlığı bekliyor. Git lan oğlum. Bende para mara yok. Abi niye öyle diyorsun? Bak senin bilen biliyor, senin 999 milyon doların varmış. Ayıp ediyorsun şimdi. Oğlum git başımdan. Abi ne olur be. 5 dolar be. İyi al, tamam hadi git. Evet arkadaşlar, CJ'den zorla 5 doları aldık. Adam bize o 5 doları verene kadar resmen ecel telleri döktü. Şimdi mahalleden harçlık toplamaya başlayacağız. Nasıl ama tip çok iyi ya, baksana. Evet biliyorsunuz normalde GTA'da çocuklar yok. Bu modla birlikte ben GTA'yı çocukları da eklemiş oldum. Güzel bir şey oldu. Bu dayıda pek para yok gibi ama hadi bakalım. Dayı bayram mübarek olsun. Dayı. Dayı niye ağzını burnunu yamultuyorsun? Dayının evet kalbine indi arkadaşlar, bana para vereceğini duyunca. Bu dayıdan bir şey çıkmayacak gibi. Evet bu dayıdan bir şey çıkmayacak. Yan tarafta bir teyze var. Bu çok sevimli, suratında nur olan bir teyze. Teyze bayram mübarek olsun. Şeker verme, para ver lütfen. Tamam mı? Teyze de korktu. Teyze vereceğim mi? Teyze. Teyze. Hop. Arkadaşlar kimse harçlık vermeye yanaşmıyor. Teyze. Heh, tamam neyse, teyze de verdi. Teyze de 5 dolar verdi. Bizim arkadaşlar en az 30 dolar toplamamız lazım bisiklet almak için. Hedefimiz bisiklet almak.
Şimdi ne diyor bize görev? Zengin amcadan harçlık topla diyor. Yani o amca bize bayağı bir parayı gömülecekmiş. Gömecekmiş paraya. Ondan parayı aldıktan sonra bence bisiklet alabiliriz. Bisikleti aldıktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Bisikleti aldıktan sonra da önce Kurtlar Vadisi'ndeki Memati var. Gürkan Uygun muydu ismi? Memati abi. He. Gürkan Uygun'du galiba. Yanlış söylemeyeyim şimdi. Memati'den harçlık alacağız. Memati'den sonra Recep İvedik'ten harçlık alacağız. Recep İvedik'ten sonra da Cristiano Ronaldo'dan harçlık alacağız. Yani 3 tane ünlü isimden harçlık alacağız. Onlardan ben iyi para geleceğini düşünüyorum. Tabii Recep İvedik abiden dayak da yiyebiliriz, o belli olmaz. Evet, bu zengin amcada bayağı para var. Evet. Zengin amca bize bir 100 kağıt verdi bisiklet almamız için. Amca Allah razı olsun. Amca çok sevdim seni. Gel sarılacağım amca, kaçma. Gel amca kaçma, gel. Evet, amcanın çocuklara karşı bir başımdan gitsin diye vermiş bana 100 lira, anlaşıldı. Sarılacağım deyince yanaşmadı. Evet, çok sevinçliyim şu an, bisiklet alacağım. Bakın dükkan orada, 98 sente mi dolara mı ne bisiklet veriyorlarmış. Hadi gidip bir tane bisiklet alalım. Evet, bisikletim geldi. Memati'den para al diyor şimdi bize. Aman kızdırma diyor Memati'yi. Bisiklet. Bisikletim geldi. Evet be. Ne güzel bak baba. Ne güzel sürüyor bak. Evet, afacan çocuk Deniz. Evet, Memati nerede arkadaşlar? Memati burada. Memati abinin yanına gidelim hadi şimdi. Memati abinin yanına gidiyoruz. Ondan böyle güzel bir haçlık koparacağımızı düşünüyorum. Tabi korumalarından yanına yaklaşabilirsek. Bu arada arkadaşlar nasıl? Bu Ramazan serimizi beğendiniz mi? Böyle çocuk olarak oynayalım dedim. Daha neşeli, daha zevkli olsun. Daha böyle eğlenceli olacağını düşündüm. Bir de kendimi şu an sanki Bali'de gibi hissediyorum. Bully diye oyun vardı ya hani. Okulda geçen. O da şeydi, böyle çocuklarla oynuyorduk ya, güzel oluyordu. Ya GTA'da hiç çocuk yok. Çocuk olmaması da sıkıcı yapıyor biraz oyunu bence. Çünkü genç kardeşlerimiz, küçük kardeşlerimiz sürekli oynuyorlar. Ve onlar da çocuk karakterle oynamak isterler kendi yaşıtlarının karakterleriyle. Ama GTA 18 artı diye geçiyor yok. İçinde kan şiddet olduğu için. Evet, amma sürdüm be. Haçlık alacağım diye var ya. Haçlık alacağım diye ayaklarıma kara sular indi. Aferin be. Aferin. En sonunda bayram yeri var dediğim gibi. Oraya gidip dondurma ve şeker alacağız. Çocuklar için özel bayram yeri hazırlandı. Bakın tam şurada. Glen Park'ın ortasında bayram. Ramazan bayramı etkinliği var. Orada çocuklar için özel işte oyun konsolları, dondurmacılar falan hazırladılar. Oraya gideceğiz. Yani ben bisikletimle buradan çıkamıyorum. Ben bisikletimi şöyle park edeyim. Bisikletimi. Memati abi. Memati abi geliyorum. Bak bak bak, Memati orada, görüyor musunuz? Bak yanında da iki tane koruması var. Memati abi ben geldim. Memati abi geliyorum, Memati abi. Memati abi. Abi Memati abiden bayram aşçı alacağım ben. Çocuklara para dağıtıyormuş duyduğuma göre. Değil mi bak? Evet. Memati abi nasılsın? Memati abi. Evet, Memati abi, abi çok seviyorum ben seni. Kurtlar Vadisi izliyorum abi. Küçüklüğümden beri. O 20 yıldır Kurtlar Vadisi izliyorum. Çocuğum sen zaten 10 yaşındasın. Nasıl 20 yıldan beri izliyorsun? Abi yalan söyleme abi, para verdi. Abi ver artık abi gözünü. Gözün yağını yiyeyim abi. Güzel aşık ver bana. Al çocuğum, al hadi defol git buradan. Evet arkadaşlar. Memati de bizden illallah etti. Memati de yolladı. Memati'den de bir fırça yedik. Neyse gideyim ben. Memati'den de güzel şöyle bir 100 lira aldım ben. Gidiyorum. Memati'den parayı kaptık. Şimdi Ronaldo'ya gideceğiz. Recep İvedik'e gidecektim fakat dayak yemekten korkuyorum. Artık en sonunda birinden dayak yiyeceğiz. Çünkü biz çok yüzsüzüz. Çok yüzsüz bir çocuğuz. Ramazan bayramını şu an şey yapıyoruz yani, böyle aleyhimize lehimize kullanıyoruz böyle çıkarlarımız için. Böyle afacan bir çocuğuz. Ama bence Ronaldo verecektir. Çünkü Ronaldo çok zengin. Şöyle kısa yoldan gitsem mi acaba? Evet arkadaşlar, şimdi bayram yerine geldik, görüyorsunuz burada çocuklar için hazırlanmış olan bir şenlik var ve bu şenliğin sahibi de Ronaldo. Ronaldo çocuklar için böyle bir Ramazan etkinliği düzenlemiş buraya gelip. Ronaldo peki neden Ramazan etkinliği düzenliyor? O da benim senaryom işte, yani o da bu işin fantezi boyutu. Görüyorsunuz bizim gibi bir sürü çocuklar var ve şimdi biz Ronaldo'dan baş alacağız. Ronaldo abi, Ronaldo abi ben geldim, Ronaldo abi bana da baş var mı? Arkadaşlar bir çanta dolusu para. Ronaldo abi Allah razı olsun, babam fakirdi abi. Ronaldo abi Allah razı olsun abi. Ronaldo abi kaç para verdin bana abi? Abi bir çanta dolusu para abi, abi ayağını, abi ayağını öpeyim abi, dur ayağını öpeceğim abi, kaçma abi. Ronaldo görüyorsunuz arkadaşlar, bonkör Ronaldo bize çanta dolusu para verdi. Ramazan açlı olarak fakir olan babamıza götüreceğiz parayı. Burada da güzel güzel şekerler var. Şöyle
yiyelim, bir şekerler alalım. Yaz burada ne güzel bak, dondurma, şeker satıyor. Burada bir sıra var. Ben bu çocuklar yüzünden giremiyorum. Çık lan önden. Pislik. Çıkın. Çık. Çık önümden. Ben alacağım bütün dondurmaları, şekerleri. Lanet pislikler. Evet, şu an çok haylaz çocuk oldum. Hiçbiri de bana dokunmuyor. Heh, bütün şekerler benim. Ver amca oradan bana bir tane. Hem muzlu, hem çikolatalı, hem bilmem neli bir şeyler olsun. Şeker de ver, verdin mi? Amca ısırırım bak ha. Amca ısırırım, seni de ısırırım bak ha. Amca. Hadi ben gidiyorum. Dur, gitmeden önce şuradan bir şeyimi de içeyim. İçemiyorum. Bozuk mu bak yine? Çok haylaz bir çocuğuz biz. Tipe bak. Tipe bak, tam bir haylaz çocuk tipi var zaten bunda. Aa, bir tane çocuğu bayıtmışım. Vallahi bir tane çocuğu bayıtmışım yanlışlıkla. Aa, iyi lan. Canlandı vallahi, dirildi. Kardeş vallahi vurmak istememiştim. Bak şimdi vuruyorum işte ha. Hadi gidelim, tamam. Yoksa beni toplanıp dövecekler bunlar. Artık eve babamız çağırıyor arkadaşlar. Eve doğru gidiyoruz. Ronaldo'dan bir çuval parayı da aldık. Ronaldo'yu normalde evinde ziyaret edecektik. Yukarıdaki şu villasında. Fakat bayram yerine gelmiş zaten, iyi oldu. Denk geldi, hem oralara kadar bisikletimizle gitmek zorunda kalmadık. Şimdi hızlı bir şekilde eve dönelim. Babamız bekliyor. Hadi bakalım, gidiyoruz. Gidiyoruz. Ne bisiklet sürüyorum be. Het be. Doğuştan bisikletçi. Afacan çocuk Deniz. Nasıl arkadaşlar, Ramazan hikayemizi beğendiniz mi? Ramazan modumuz da bu şekildeydi. Yalnız ben şu an otoban motoban bütün kuralları alt üst ettim gibi gözüküyor. Evime geldim. Evim burasıydı benim. Evime geldim. Güzel bir gün oldu. Harçlıkları da topladık. Bisikletimi de aldım. Ronaldo ile de tanıştım. Memati abiyle de tanıştım. Hepsinin paralarını aldım. Evet dostlar, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.